Evet, 21 Şubat 2023 depremin 16. günü Maraş'ta Kadiroğlu ilçesine bağlı Küpeli Kız köyüne geldik. Burasının eski ismi Zeynep Uşağı. Tabi Çağlayancerik'te de Zeynep Uşağı vardı, daha önce gitmiştik ama burası farklı, burası farklı. Burada depremin yıkıcı etkisi çok daha fazla. O yüzden şimdi Zeynep Uşağı, yani Küpeli Kız'ı dolaşıp burada depremin neden olduğu yıkımı sizlere göstereceğiz. İnsanlarla bu köydeki durum hakkında da konuşacağız. Tabii biz yoldayken bu iş makinaları da köye doğru geliyordu. Şu burada yıkım çok fazla. Ve hala enkazların altında hayvanlar var ve bu hayvanlar kokmaya başlamış. O yüzden de onların bir an önce kaldırılması gerekiyor. Yoksa hastalığa da neden olabilirmiş. Evet, yurttaşlar, özellikle durumu iyi olanlar ya da bu köyde yaşayanların yardımları ulaşmış. Konteynerler kurulmuş. Köye bakın, köye göresiniz. Yukarıya doğru bir çıkmış. Çok. Çevreleri geliyor çok. Hoş geldin canım. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Oturabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi yukarı bir köy çekin. Köyü çekin. Hepsini oraya gelin. Görürsünüz. Köyün toplam hanesi ne kadardı? Gerçi arkadaşlarım sormuştur ama 100 fazla, 300 kişi fazla var. 300'den fazla evet, ev var. Yok, ev 120 haneli. Ha, 120 haneli bir yer burası. 320 kişiydi. 320 kişi yaşıyor evet, köyde. Evet. Ne, yaşamını yitiren çok var mıydı? 19 kişimiz. 19 kişi. Sizin evleriniz de yıkıldı mı? Evet. Yakınlarınız filan? Evet. Bizim hepimiz yıkıldı evlerimiz. Şu iki ev ayaktadır. O iki ev ayakta. Onların da alt tabanı gitmiş. Üste de giriyorlar. Evet. Zaten hepsi hasar. Enkazda kaldık. 2 saat. Ondan sonra bizi kurtardı. Yeğenlerimle komşum vardı. Onlar bizi kurtardı 2 saat sonra. Evet. Sizin aileden yaşamını yitiren yok, yok şükür, umarım. Şükür. Biz Evet. ona şükür ederiz. Başka Evet. da bir şey kalmadı. Şükürler. Evet. Canımız sağ. Çadırı şükür ediyoruz. Evet. Kaç hane toplam yıkıldı burada? Burası 120 hanede 3-5 tane ayakta kalan, öbürkü hepsi hasarı var. Evet. Hani bu kesinlikle bu şey değil yani. 3-5 tane kalmış onu da. Evet. Onlar da geçen sene yapılan binalar. Evet. Yalnız şunu söyleyeyim, gerçekte bu hepimize bir ders ve örnek olacak. Bundan sonra sadece burada değil, Türkiye genelinde gerçekte depreme dayanıklı, aynı zamanda bu ahşapla falan yapılacak. Bu eski şey bırakacağız yani, böyle 3 kat 5 kat değil. Yani yetkililerimiz gerçekten bunu bu üzerinden durmaları lazım yani. Evet. Onu şey yapsınlar ki bundan sonra köyün yerleşim alanı değişir muhakkak, zaten şu an Evet. yerle bir hayatın üstündeyiz. İşte onu tabii ki de mühendis denetiminden. Ben sabahıyla bir şeye baktım. Telefona baktım, Japon bir tane yarım Türkçeyi bilen diyor ki sizde diyor denetim yok diyor. Hani gerçekten Evet. denetim olsa böyle olmaz. Evet. Ha, bundan sonra ne yaparsak yapalım. Tamam mı? Ben Çok teşekkür geçmiş ediyorum. Hoş olsun. Sağ geldiniz. olun. Teşekkür ederim. Teşekkür Bir ederim. doluşalım. Çok sağ olun. Evet, böyle insanların tamamı çadırlarda. Bu Siz nereden konteynerlar, geldiniz? biz Diyarbakır'dan Diyarbakır geldik. efendim. Evet. Mezopotamya Ajansı'ndanız biz. Güzel, güzel. Bu konteynerlar size yeni Bu mi geldi? şahıs. Şahıs Şahıs konteynerlar. bunlar gerçekte bazen AFAD çadırları alabildik. Hı. Yani İyi Parti geldi burada bir akşama kadar bir yemek verdi. Evet. Daha şu an için çadırın dışında bunlar da hep şahsı yurt Evet. dışındaki olanlar, çocuklar yani gönderdiler. Evet. Ama bundan sonra Baştaki inşallah iyi olur. inşallah. Vakıflarımız, derneklerimiz, bütün iş adamlarına, bütün yardım edenler hepsine minnettarım. Teşekkürlerimi söylüyorum. Evet. Yiyecekte, içecekte bir sıkıntı kalmadı. Herkes geldi Diyarbakır'da, Batman'da vesaire bütün illerde geldi. Evet. Çok sağ olun. Siz de Çok sağ olun. geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Burada durum böyle. Amca biraz özetledi. Yıkılan evler çok fazla. İnsanlar çadırın önünde
günlük rutin yaşamlarını. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, mesela hemen burada görüyorsunuz enkaza dönüşmüş. Bu yapının önünde çadırlar kurulmuş. Zeynep Uşağı, küpeli kız. Yeni ismiyle hem AFAD hem Birleşmiş Milletler'in çadırları var, şahıs konteynerları var, yurt dışında yaşayanların gönderdiği, köylülerine, yakınlarına, akrabalarına gönderdiği konteynerlar var. Ama burası gerçekten çok büyük hasar almış. Evlerin büyük bir bölümü burada yıkılmış. Biz daha önce duymuştuk Zeynep Uşağı'nda çok yıkım var diye ama biz tabi buraları yeni öğrendiğimiz için Çağlayan Cerit ilçesine bağlı Zeynep Uşağı köyüne gitmiştik. Orada da zaten videoyu paylaşmıştık sizinle. Ciddi bir hasar, zarar yoktu o köyde. Ama meğer Zeynep Uşağı başka bir Zeynep Uşağı'ymış. Küpeli kız şimdiki ismiyle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bu köymüş. 120 hanesi olan bir köy. Ama ayakta kalan ev sayısı çok az. 19 kişinin burada yaşamını yitirdiği belirtiliyor. İnsanlar şu an enkazlardan eşyalarını çıkarıyor. Evet. Ölen tavuklar var, hayvanlar var, insanlar var. Hemen enkazların yanı başındaki bu boş alanlara kurulmuş. Yine şahıs konteynerları ailelerine, yurt dışında yaşayanların ailelerine, yakınlarına, akrabalarına gönderdiği konteynerlar var. Çok iyi bir dayanışma sergiliyor bazı köylerde. Biz buna tanık oluyoruz. Bu da hem buradaki insanları sevindiriyor hem de biz böyle manzaralarla karşılaşınca bir nebze de olsa içimiz rahatlıyor. Evet. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Evet, traktörün römorkuna evlerinden çıkarabildikleri eşyaları yüklemişler. Her taraf enkaz, her taraf yıkılmış, dökülmüş. Biz geldiğimizde yolda, yani daha önce gittiğimiz köylerden çok daha fazla bozuk yola denk geldik. Dikkatli gelmek zorundaydık. Evet, burada iş makineleri birçok noktada çalışıyor. Ağır hasarlı binaları şu an yıkıyorlar. Tabii bu yapıların altında insanlar can verdi. Bu bina da şu an ağır hasarlı ve yıkılıyor. Evet, çok kötü bir koku var. Belli ki bu evin altında ahır var. Ve o ahırda can veren hayvanlar var. Belki de onun için orası yıkılıyor. O hayvanlar çıkarmaya çalışacak. Çok kötü bir koku. Cansız hayvanların bedenleri bu enkazların altında. 16. gün depremin, bugün 16. günü. 21 Şubat. Küpeli kız yeni adıyla, eski adıyla Zeynep Uşağı köyündeyiz. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köy. 120 haneli bir köy. Ama bu 120 hanenin neredeyse tamamı ağır hasarlı. Ayakta kalan 2-3 yapının sadece ciddi hasar almadığı söyleniyor. Onun dışında yıkılanların yanı sıra ayakta kalanlar da ağır hasarlı. İş makinalarını görüyorsunuz. Zarar görmüş iş makinaları. Mesela burada birinci katı tamamen çökmüş. Samanlık olarak kullanılıyor. Merhaba, kolay gelsin size de. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abdurrahman, hoş geldin. Hoş geldin. Az
Ne vallahi bir boring. Herbal alışmıyoruz. Serçava, serçava. Herhalde Çava it başı. Sağ bir günde var evder. Evder günde mi evdeli? Arı. Savdar basi be. Allah tesadüf ke başı bu. Veli. Evce veli mi rojna mı gere Erdal? Tuz Avrupa hati, tunu hati yan. Şükürlü. Da Alican ön la onal vurgun. Arı. Veli. Zeynel Özen. Çava et günde var. Valla gün. Tu hati tedit. Gün kana baş yani. Gün şey atış namayalım. Özverçi rejim. Raşegel vakasına yani 7-7 kaçıcı taraftakin ama. Öyle. Yani naha mecanci de sarıyor ondan sonra. Çağ rejim. Her tıştan bir dedim o ya. Naha peşahı nabinin. İçi bir gün içine gün. Fazın derdere işte. Dışı. Hem çağ bakın. HDPU. Dışı. Yani gelin ha. Ali Kari gelin ha. Ne yapıyor? Evne hac de bende bir perişan mı? Yani naha çağ bizim Ali Dito olsa Malakazlı mezun buyu mi? Müjiyen kıcağı şu kararı oyunu. Vakti de sen darbaza bir alayım bir derece çekin. Böyle ev der yani. Yani prani de bir alin ha. Böyle. Yani hemen beş am darbas bugün. Yani hemen beş el vur tümal nefret. Yani burada yani tek bir ev bile kurtulmamış. Tabii konteynerler var. Yurt dışında yaşayan çocukları getirmiş. Aileler, akrabalarına, ya yakınlarına kendi çabalarıyla. Ettik, kendi çabalarımızla organize evet. Ettik. Yani şimdi sonuçta her ailenin hemen hemen yurt dışında bir bağı var. Bir işte ya oğludur ya kardeşidir evet. Ya kızıdır. O insanların kendi imkanlarıyla yarattığı çaba. Evet. Burada işte bir yaşam alanı kurmaya çalışıyorlar. Evet. Tuvalet imkanlarını yaratmaya çalışıyorlar. Elektrik, su çok şükür şu an onlar hemen hemen diyorlar ya böyle. Evet. Ulaşmaya çalışıyor. Merhaba. Geçmiş nerede olsun. Nerede bizim gazeteci arkadaşlarımız? Gazeteci merhaba. Merhabalar. Geçmiş olsun. Salata mı yapıyorsun? Evet. İyi afiyet olsun size. Bulgur pilavının kokusu geliyor sanki. Yapıyoruz. Evet. Afiyet hadi. Olsun. Karizma yerlerde. Karizma yerlerde. Valla bu enkazın içerisinde karizma mı kalır? Merhaba. Bizim geçmiş olsun. Arkadaşlar tesadüfen gördüm. Tamam. Evet. Tamam. Şöyle. Ali sen oradan bu tarafa gönderebilir misin? Hadi benim amcaoğlu. Evet Zeynep Uşağı köyündeyiz. Ya burası ben... Küpeli Kız. Küpeli Kız'da. Tabii. Amca adıyla Zinkon. Zinkon. Zeynep Uşağı da deniliyor değil mi buraya? Uşağı da deniliyor. Genelde uşak kelimesini kimse kullanmak istemiyor. Evet o yüzden Zinkon deniliyor. Zinkon tamam deniliyor. Çünkü yani. Yazan çok oldu aslında bize. Doğru. Zinkon çok ağır. Ya hayatını geçiştik yani. Geçiş. Hayatı direkt buradan geçmiş. Evet. Yani hani kenardan falan değil, direkt orta yerden geçmiş. Biz buradan çıkacağız. İnekleri çıkarıyorlar bir de şu an. Evet, inekler ölmüş değil mi ama? Cenazelerini çünkü kokuyorlar. Şu an buranın altında büyükbaş hayvanlar var. Çok fazla koku yayıyorlar köyün içerisine. Hastalığa neden oluyorlar. Evet. Saniye burada. Enkazdan eşyalarını çıkaranlar var. Dedemizin evi. Evet, Erdal bizim gazeteci arkadaşımız Avrupa'da yaşıyor. Özgür Politika'da çalışıyor. Tesadüfen karşılaştık kendisiyle. Burası benim dedemin evi. Evet. Burası benim doğduğum, büyüdüğüm. Evet. Ana baba ocağı. Karşı taraf amcaoğlu. Evet. Evet, bir de enkazdan çıkarılan bir oyuncak bebek var. Oyuncak saçlarını bebek. Tarıyor tamam. Annesi. Ne buldun? Bana da verecek mi seni? Ne güzel. Ne güzel işte çocuklar da böyle buldukları oyuncaklarıyla teselli buluyorlar. Opisu. Darbasi be. Evet. Teşnikarege. Hava kastik etişti işi de dertin. Tamam ama meskin. Evet yani bu Zinkon, Zeynep Uşağı ya da Küpeli Kız. Şimdi Abdurrahman burası iki katlıydı. İki katlı evet. Yani şimdi iki katlı otomatikmen çökmüş zaten. Evet. Şimdi mesela burası da iki katlıydı. Hı-hı. Burası da otomatikmen çökmüş. Hepsinin alt katı genelde ya iş malzemelerinin ambar olduğu. Evet. Ya da diliyle ambar olarak kullanılıyor. Ya da yani büyükbaş hayvanın kaldığı. Yani nedir mesela ya traktör. Samanlıktır. Samanlıktır, büyükbaş hayvandır. Bu tür şeyleri tutuyorlar. Evet. Burası da iki katlıydı. Evet. Burası da tamamıyla çökmüş. Hakeza burası da aynı öyle. Evet gerçekten korkunç bir manzara. Yani daha önceki köylerde de benzer manzaralar gördük ama
Zinkon'da küpeli kızda ya da Zeynep uşağında artık siz nasıl biliyorsanız bu köyü. Enkazan teyzem, halam, halamın oğlu, gelini, torunu, eşi bu enkazdan canlı kurtarıldı. Canlı kurtarıldı yani, ne güzel. Şu arka taraftan insanların kendi çabalarıyla, evet, hani ailenin kendi çabalarıyla ilk gün canlı kurtarıldı. Mesela şu ilginç olan şey, bunlar şeyi anlatıyorlar. Yani burada bir de şöyle bir şey oldu. Hani iki defa deprem olmuş ya. Evet. İlk deprem çok büyük hasar yaratmıyor. İkinci deprem büyük hasar yaratıyor. Yani mesela bizim ev ilk depremde daha alt kat duruyor. Ama ikinci depremde, gelen deprem otomatikmen çöküyor. Onu da çöküyor. Yani evet, birçok insan, yani buradaki birçok köylünün hep söyleyeyim. Böyle baktığımızda yani karşı mahalle aynı kez. Mesela karşı mahallede 4 insan enkaz altında can verdi. Evet. 2 insan yani 2 gün boyunca inliye inliye can, evet, verdi. Kimse kurtaramadı. Evet. İstersen büyük o, ağır beton yığınların altında. İş makinesi de yok muydu hiç köyde? Şey, köyde iş makinesi yok. Yani sadece bir traktör. O da insan, şimdi bazen şöyle bir şey de var. Anlatılıyor, konuştuk hani kimse. Evet. İnsanlar öyle bir şoka uğramış ki yani nasıl hareket edemiyorlar. Ne yapacaklarını, evet, bilmiyorlar. Yani bir iki bilir kişinin, mesela hava şartları çok zor. Şimdi insanları sevindiren yan şu, bu insanların çoğu Maraş'ta kalıyor, merkezde kalıyordu. Eğer köyde yaşamış olsalardı can kaybı daha fazla olurdu. 19 dediler, 19 şimdi, kişi. 19 kişi şu şekil, Maraş merkezde de kalanlarla birlikte. Köyde kalıp can veren insan sayısı kaçtı amca? 7 mi? 7 mi? 8 kişi olacak. Değil mi? Evet, köyde yani, 7-8 kişi yani yaşamını yitiriyor ama diğerleri hepsi Maraş 12 merkezde kişi. Tamam. Maraş merkezde. Yani mesela şimdi yaşamını yitiriyor. Yoksa buradan yerlerde, yani köyün tamamı neredeyse yerle bir olmuş. Evet. Normal Maraş'ta kalıyorlardı. Mesela şimdi eğer burada kalsalardı yani yaşam şartları zordu. Ondan sonra orada o evde kalanların çoğu öyleydi. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, eğer Maraş merkeze yani bu mevsimde değil de eğer yazın ya da 3. aydan sonra böylesi bir felaket olsaydı bu köyde 70-80 ölü rahat çıkardı en az. Birçok köyde benzer şeyler söylendi. Yani birazcık yazın, teselli noktaları da o oluyor bazı insanların, yani bazı insanlar köylerin. Yazın hayvancılık ve tarımla daha çok uğraştıklarından dolayı daha çok yazın burada kalıyorlar. Evet. Onun için de çok fazla şeyleri olmuyor. Evet, bu mahallenin de aslında tamamı neredeyse yerle bir olmuş. Zamanımız varsa oradan biraz dolaşabiliriz. Dolaşabiliriz tabii tabii. Çünkü gerçekten yıkım çok fazla burada. Abi cevap verin kimdi? Siz... Alo. Hani... Alo. Efendim. Şöyle. Korkunç. Yani buranın fay hattı üzerinde olduğunu söylüyorlar köylüler ve birinci depremde aslında Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki depremde bazı yapıların ayakta kaldığı, ancak Elbistan merkezli ikinci depremde tamamen yıkıldıkları söyleniyor. Bizim gazeteci arkadaşlar tesadüfen karşılaştığında gelmişti. Evet. Tamam. Biz şuradan gidebiliriz herhalde. Evet, hiç kayıttan çıkmak istemiyorum aslında burada. Yani buradaki bu korkunç durumu aslında söyleyeyim. Yani günlerdir biz benzer manzaralarla karşılaşıyoruz ama hiçbir köyde, Ördekdede köyü dışında, hiçbir köyde bu kadar yan yana, arka arkaya, önünde, sağında, solunda yapıların yıkıldığı başka bir köye denk gelmemiştik. Ama Zinkon, Zeynep Uşağı ya da Küpeli Kız. Burası ben yani dayım gelirdi. Evet. İki katlıydı çökmüş. Şu enkazda iki insan iki gün boyunca sesleri geldiği halde kimse yardım edemedi şekilde. Hiçbir yardım ulaşmadığından dolayı burada iki insan can verdi. Evet. Kolonlar tuzla buz olmuş tabi. Aynen. Çünkü öyle gerçekten kokular da alıyoruz. Çünkü birçok yapın burada insanlar hayvancılıkla uğraştığı için bu enkazların altında önce canlarını kurtarabildiler ama iş makineleri de köye gelemediği için daha yeni yeni geliyor. Ve yeni yeni bu hayvanların cesetleri, cenazeleri çıkarılıyor. Kokmaya başladılar. Bu tabii bir salgın riski de getiriyor beraberinde. Tabii. Şimdi mesela örneğin belediyede özellikle şeylerde
Evet, mesela burada muhtemelen bu da şeyde yaralanmış, kulağında, sağ kulağında yara var. Evet, büyük ihtimalle bu canlı da enkazda yaralanmış. Bir arka şey var. Şimdi evler birbirine çok yakın yapılmış. Evet. Çok yakın yapılmış. Yakın yapıldığı için yani mesela bizim evde de aynı keza oluşmuş. Yan binadaki bizim kuzenlerin binasındaki duvarın yıkılmasıyla bizim evin duvarının yıkılması aynı oluyor yani. Evet. Yani birbirini yıkmaya başlıyorlar. Evet, birbirini iteklemiş yani. Evet. Böyle bir şekilde zarar vermiş. Tabii depremin etkisiyle de onların yıkılmasıyla. Evet. Görüyorsunuz. Tek kurtulan ev yok. Burada mesela sadece burada iki yapılı bir ev var. Onun da burada da genç bir öğretmen arkadaşımız can verdi. Annesi babası sağ kurtuldu. İsim neydi? Mehmet Hoca. Evet. Evet, genç bir arkadaşımız. Yeni öğretmen olmuştuk. Güzel. Can vermişti. Evet. İnsanlar peki yani o ilk günlerin şokunu atlatıp yasını tutmaya başladılar mı Erdal? Aslında şöyle söyleyeyim. Çok fazla kimsenin bakıp yok. Eğer birinci derecede evladını kaybeden bir ananın yaşadığı bir acı var. Ama diğerleri artık çok bizim alışık olduğumuz bir acı veya bir yas görüntüsü vermiyor. Çünkü veremiyor. Yani evet, o şeyi, reaksiyonu gösteremiyor. Öyle bir şokun içerisinde ki yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani ağlasalar yeterince ağlamışlar. Bir çaresizlik var. Şimdi bu çaresizlik içerisinde artık geleceğe dönük bir adım atmak istiyorlar. Bir çözüm yaratmak istiyorlar. Birilerinin yardım eli uzatıldığı zaman ne yapıyor? En azından o evi tutup ne yapabilir diyor. Şimdi Avrupa'dan özellikle bizim köylerin bir geliş gidişleri oldu. O insanların hani kendi ailelerine, kendi yakınlarına nasıl yardımcı olabilir diye böyle bir çabalar içerisine girdik. Aynı keza biz de buradayız. Hani köyün hepsi birbirine akraba. Evet. Belki birbirini dolaşıyoruz. Birbirlerine nasıl yardımcı olabilirler? Daha çok yani bu insanların birbirine kenetlenmesi lazım. Yani şöyle bir tehlike de var yani. Bu kadar çok yardım geliyor. Yani bu yardımı birlikte nasıl paylaşabiliriz düşüncesi gelişmiyor. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Birçok köyde, birçok yerde buna karşılaşıyoruz. Yani sanki ben ne alırsam stoklayayım, hani bir hafta sonra, iki hafta sonra bir şey gelmeyecek ve ben bir şey bulamayacağım, aç kalacağım. Yani böyle bir mantık oluşmuş o insanlarda. Onu kırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bazı köylerde biz karşılaştık, aslında o mantık kırılmış. Yani mesela çok hasar almamış köyler, şeyin köyü vardı mesela, Seyran Tepe, evet, Engin Sincer'in evet, köyü. Evet. Onlar göndermişler mesela. Demişler ki bizim ihtiyacımız yok Söğütlü'ye, Karahasanlı'ya, Çiğli'ye. Şimdi o şey değil, onlar gönderiliyor. Tabii. Yani mesela o yine Soku Milyanlı vardı pazarcığın. Mesela şey yok, hani şey söyleyeyim, hani gelenler falan olduğu zaman bazı görüyorsun, tamam bizim şu anki ihtiyaçlarımız var, bize vermeyin deniliyor ama evet, benim demek istediğim şu. Tabii. Yani senin evinde yeterince stok varsa komşuna da bir sor, eksik bir şey evet, var mı? Dayanışma. Ha, dayanışma amaçlı. O dayanışma kültürünü, o komün yaşamı oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bariz bir örnek, çamaşır yıkamak istiyor. İşte enkaz altında kendi çamaşır makinesini çıkarmışsa ya bunu komşusuyla veya diğer yakınıyla paylaşmasını öğrenmeli. Yani şimdi şu, ben verirsem acaba makine bozulursa yeni bir makine alabilir miyim? Yani böyle bir türlü kaygılar oluşuyor. Evet. Yani ne diyeyim? İnsani kaygılar belki ama tabii bunu ancak şeyle, o dayanışma kültürünü oturtmakla belki köylüler kırabilir. Bu dayanışma kültürüne sahip olanların birbirine yapacağı o aşılamayla belki o dayanışma daha güçlü bir bağ oluşturur. Umuyoruz böyle olur. Bazı köylerde biz karşılaştık aslında. Mesela bakın bu evin merdiveni, dış merdiveni. Bu merdivenden insanlar çıkıyordu, ikinci kata çıkıyordu ama şimdi tamamen enkazın haydi çatısına başka çıkmış gel oluyorlar maalesef. Burada yeni yapılan bir yapı var. Onun da duvarlarında çatlaklar var. Ha iyi tamam. Dolaşayım, havalama atın bizim gazeteci arkadaşlar. Çekim yapıyorlar. Evet. Merhabalar, sağ olun. 15 gün sonra inek çıkardılar işte. Sağ mı? He. Nerede? Nerede? Ha, şuradan gidin. Şuradan mı? Şuradan, o arkada mama duydum. Evet, gerçekten şimdi yani 15. onu. Ha, burada mı? Bugün 16. gün aslında. Son 5 gün dediniz ama 16. gün. 16. gün çıkarılan buzağı mı? Ha şurada, çadırın içerisinde. Evet, gerçekten yani
Evet. Müthiş bir ya şey, bir buzağı. Senin servetin ineklerde saklı demek. Çünkü iki tane büyük şey oldu. Çok güzel. Yani bu buzağı çekeceğiz şimdi. Bu buzağı kurtulmuş. Ne güzel, sizin mi? Çok güzel, sevindin hadi mi sen? Konuş hadi. Sevindin mi bunun çıkmasına? Konuş annem, konuş. 16. gün. Ya 14. gün. Ne zaman çıktı bu? Dün çıktı. 15. günde çıktı o zaman. 15. günde. Evet, 15. günde dün çıkarılmış, sağ çıkarılmış enkazdan. Battaniyeye sarılmış bu çadırın içerisinde. Bir şeyler yiyebildi mi peki? Süt veriyor. Süt veriyorsunuz, yiyebildi. Annesi kurtulabildi mi? Yok. Annesi. Annesi kurtulamadı. Gerçekten... Yalnız komşularda iki tane inek kurtuldu şu anda. Biri çıktı, birini de çıkaracaklar. Evet. Şimdi gidip onları da çekeceğiz. Yani çok sevindirici bir haber. Hiç sorma, hiç sorma. Çok mutlu olduk. Bu minik de mutlu olmuş. Buzağa çıkmış. Sağ salim çıkmış. Dün kurtarılmış bu. Bugün 21 Şubat. Hemen çıkarılan yeni inekler var. Onları da göstermek istiyoruz. Süt süt. Gerçekten ben de duygulandım. Yani o buzağını görünce battaniyeye sarılmış. Günlerdir gördüklerimiz karşısında. Geçiyordun Monge onu. Evet. Bu tarafta mı acaba söyledikleri? İnekler nerede inekler? İnekler nerede? Mehmet abi. İnekler nerede inekler? He? O canlı kurtardığınız inekler nerede? Evet. Biz arkadaşlar kameranın. Evet. Mehmet abi gözler. Evet aldık. Hala yaşıyor. Şimdi veteriner gelecek. Diğeri daha içeride çıkarmadılar. Ya? Ama yaşıyor değil mi diğeri? Yaşıyor, o evet. Yaşıyor. Ha, şu an bir evet. Tanesini çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkarmaya çalışıyorlar. Burada tabi koklar da var, ölenler de var. Serum bağlanmış. 3 tane ölmüş, 3 tane ölmüş. Evet. 3 tanesi ölmüş, 2 tanesi sağ. Evet bu. Alo, kendini getirin bakarım, kendini getirin. 16. gün bugün. Ve 16. günde hemen şu enkazın altından zirkon, Zeynep Uşağı ya da küpeli kız çıkarılan canlı hayvanlar var enkazdan. Biraz önce bir buzağı gördük, annesini kaybetmiş. Şimdi de bir inek çıkarıldı. İkinci inek de çıkarılmayı bekliyorum. Aynı yerde 3 inek daha can vermiş. Serum bağlanmış. Öyle nefes alışverişini görüyorsunuz. O külahı getir hele. Külahın orada külahı ver. Evet, görebiliyorum şu an. Hemen burada yıkılmış, kendisi çömelmiş vaziyette. İnek ayakta, kurtarılmayı bekliyor. Tabii net gösteremeyeceğim belki size ama şu an iş aracı durdu ve buradan halatla. Mehmet abi tabanı delelim. Mehmet abi. Tabanı del abi. Tabanı temizleyelim. En temizledim, çektim alırız onun çocuğu. Evet. Küreğe vereyim baba. Evet, şu an önü temizleniyor, görünüyor. Bak küre vereyim mi? Çömelmiş abi, bir getir, vaziyette. Bizim çadır ihtiyacımız var. Artık
O canlı mı? Bunun durumu biraz daha iyi diyor. Bunun durumu daha iyi diyelim. Şey olarak sadece bacakları tutmuyor ama. Yani düzeltemiyor bacaklarını. Evet. 13 kaç gün oldu? 13 gün. Yok. 16. gün değil mi? 16. gün bugün. Evet. 2 tane inek bugün canlı kurtarıldı. Evet. 15 gün geçti. Ay yok lan. Biz hep yıldız sanıyorduk. Şey yapılsa böyle bağlayacaksın. Ben makineyi alacağım kenarda. Nerede tam şey? O kendini çıt kat yapıyor, çıt kat. Şey olmaz ya. Çıt kat yapıyor kendini. Mehmet kendini çıt kat yap. Çıt kat yap. Burada battaniye var mı? Abi bir battaniye getirin abla. Tamam abla bir battaniye getiriyor bekleyin. Tamam battaniye getiriyor bekleyin battaniye geliyor. Yani zarar vermeyecek bir şey. Getiriyor bekle getiriyor tamam. Şu halı var da tamam. Canım da. Abi aman da canlılara dikkat et. Canlılara dikkat et. Ya olmazsa öyle buradan bu dağına eserim olmaz mı? Kardeş buradan bu dağına eserim. Demek su vermeyelim mi biraz? Su serum vereceğiz abi. Suya gerek yok şimdi. Burada serum versek olmaz mı? Olur. Arkadaşlar çalışabilirse. Tamam ben aşağıda var oraya müdahale ediyorum onda. Tamam. Buyur, bunu o zaman çıkarak oraya indirelim ondan sonra biliyorsunuz. Abi çıkarsak orada daha rahat. Aynen. Tamam yani bağlayın. Acele etme burada sonra. Sen de halı vardı ya. Sen o zaman indirelim. Bir an evvel yani zanlı manlı oluyorsa bir an evvel zanlı çıkarmaya çalışıyoruz yani. Aynen. 50 sefer söyledim. 10 gün geçseydik ben olmazdım. Ya şimdi biz çıkardığımız çalıştığında biz de bizden azabıyla çalışıyoruz. Yani bir aramet zanı çıkarmaya çalışıyoruz. Bir battaniye yani yok mu kötü battaniye? Getiriyorsun abla gitti devam. Nereye gitti? Şu tarafa gitti. Battaniye arasını alsam. Sultan! Eşek kaldıramam. Hayır gitti. Ayağa kalk şey ya. Aa vermem ha geldi. Battaniye şey yapamayız. Kendini geçti yerde battaniye getir. Abim iki tarafla önden arkadan assanız kaldırırız ya zararını. Geldi battaniye. Getir. Getir abi onu da getir. Battaniyenin şeyi ne? Acı canlı. Abi işte insanlarımız da böyle ses. Ya. Evet burada şu an biraz önce bir inek çıkarılmıştı. Aynı evin ahırından ikincisi çıkarılıyor. Tabi ayaklarında takat kalmadığı için dizlerinden doğrulamıyor. O yüzden şu an zarar da görmemesi için battaniye ve bir minderle ipin altına destek yapılıyor ve kepçenin yardımıyla o da arkadaşının yanına çıkarılacak. Burada serum bağlanmış. Durumu iyi mi hocam? Yani şu an için iyi. Evet ilk müdahaleler tabi 16 gündür. Bunlar ne bir şey yediler ne bir şey içtiler. Serum veriliyor ilk önce. Biraz kendisine geldikten sonra beslenmeye başlayacak. Evet burada zaten ...20 adet keçi enkaz altında... ...bir tane büyükbaş hayvan yaralı çıkartıldı... ...çalışmalar devam ediyor diye notlar var... ...yine... ...Hasan Anık... ...2 adet büyükbaş enkaz altında...
enkaz çalışması devam ediyor. İki tane ölü büyükbaş hayvan çıkartılmış. Bir tane yaralı büyükbaş çıkartılmış. Bir tane enkaz altında büyükbaş hayvan var. Enkaz çalışması devam ediyor diye böyle notlar düşürmüş. Çıkarılanlar da serum bağlanmış. 16. günde depremin şu an bir kurtarma çalışmasına tanık oluyoruz. Evet, Kars'tan gelmiştiniz siz. Gece saat 10'da işleri işitmez. Kardan mücadeleyi bırakıp ekip olarak hemen hareket ettik. 20 evet. Ekibimiz, bir Malatya'da var bir ekibimiz. Bir ekibimiz Kahramanmaraş'ta. Bir ekibimiz Hatay'da. İşte insanlarımıza yardımcı olup yaralardan evet. Sarmaya çalışıyoruz. Yani. Evet, siz de zor. Zor yani anlar çünkü. Şu anda yani bu evleri yıkıp altından hayvanları çıkardığımızdan yani bizden azabı çekerek yapıyoruz. Evet, ayağınıza, adam elinize kimse, sağlık. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Gerçekten köyde 16. günde keçiler, küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar böyle buzağlar çıkarılmış. Biz de çok mutlu olduk. Görünce duygulandık da. Duygulanmamak elde değil. Kepçe operatörü abimiz de duygulandı. İsminiz ne hocam? Ben Kars İl Özel İdare personeliyim. Eski Köy Hizmetleri personeliyim ben. Evet. Yani ne bileyim yani insan yani Allah kimseye yani yaşayıp göreceksin yani. Evet. Öyle bir şey var abi, yani. Evet. Evet şu an sağlam yeniden deneme yapılacak, almaya çalışılacak. Umarım bir sorun yaşanmadan sağ salim buraya çıkarılacak. 16 gündür aç susuz. Zeynep Kuşağı Zilkon. Evet. Küpeli Kız köyünde evet yavaş yavaş şimdi kaldırılacak. Tamam değmiyor. Yanına mı götürelim buraya? Dur. Yok yani buraya direkt indirsin. Hayvan yok. Tamam ya can verecek. Evet.
Abi çözün ya. Evet, ikinci iğneyi de buradan çıkardılar. Hem köylüler sevindi, hem bizler sevindik, hem operatör sevindi. Şimdi hemen serum bağlanacak. Evet, evet, ilk defa 16 gün sonra suyla buluşuyor. Can havliyi de içmeye çalışıyor. Aslında kalkmaya çalışıyor. Çünkü dizleri tutmuyor artık. Evet. Şu an serum takılacak ve tekrar 16 gün sonra hayat açtığında. Abacı, vay işte porça. Olsun meseleden. Evet. Anne elleriyle su veriyor, dilini suya uzatıyor tabi. Şu an bağlandı. Damar yolu açıldı. Serum bağlandı. Vay benim eşya. Vay benim eşya. Evet. Ben zaten şu hayvanları hep kurtarır demek. Hep sus sizlerin. Benim de. Bak bugün 5 tane zenciri geldi. 5. Evet. Tabii iş makineleri gelince hemen enkazın altından hayvanlar çıkarlar. Sağ kurtulanları, ölenleri çıkarıyorlar. Televizyonum. Ulan dedim televizyon dedirttin mi? Önce can kurtulur. Ha, sen televizyon dedirttin dedin. Çok oynatmayalım. Evet. Evet, burayı da gördük, sizlerle paylaştık. 16. günde gerçekten hepinizin eline sağlık, emeğine sağlık. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Evet. Çok geçmiş olsun. Size de teşekkür ediyorum ben. İneğin başından hiç ayrılmadı serum bitene kadar. Tekrar serum takılacak mı bittikten sonra? Tekrar takılacak. Su ve yemek ne zaman verilir? Ondan sonra. Evet, şimdi dış kısmı da attı. Bu iyi olduğunu gösteriyor. Kolay gelsin. Elinize sağlık hocam. Evet, köyde yani bu kadar enkazın içerisinde şu bölgede bir buzağının kurtulmuş olması, iki büyükbaş ineğin enkaz altından çıkarılmasına tanıklık etmiş olmamız bir nebze de olsa 16 günde bizi sevindiren bir nokta oldu. Zeynep uşağında, evet. Şöyle bir şey var, mesela bu deprem belirtileri yeni değil aslında. Hı hı. Şimdi 7. ayda ve 8. ayda sürekli artçı depremler oldu. Sık sık. Evet. Bu insanlar çoğu dönemde hep dışarıda kaldı. Evet. Ne yaptınız? Valla o indikler çıktı. İkisi çıktı. Hadi görmüyor yani. Yani şimdi insanlar bir de şöyle bir herkese, bizlerde de hepsinde bir şöyle bir işsizlik var. Yani artçı depremlerin o kadar sık sık oluşu yani büyük bir depremin göstergesi olduğunu bilmek lazım. Yani kimse o konuda hiçbir plan, program yapmadı. Yani bilim adamları da sık sık vurguluyordu yani bu Maraş'ın bir deprem bölgesi olduğunu, bu artçı depremlerden sonra kısa vadede büyük bir depremin olacağını. Herkesin yani insanlar mesela bunu köylüler kendi arasında dinlendirmesine rağmen hiçbir önlem almadılar. Tabii bu da imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Sonuçta devletin umursamadığından kaynaklanıyor. Sonuçta yani burası Kürt Alevi bir köy. Mesela yan tarafta Türk Alevi köy var. Öbür tarafta Türk Alevi köy var. Arka tarafta Kürt Sünni bir köy var. Karşı tarafta Kürt Sünni bir köy var. Şimdi zaten çelişkiler yumağı oluşmuş. Devletin yarattığı bir çelişki, bir de toplumun, halkların, inançların kendi arasında yarattığı bir çelişki de var. Bir bakış açısı da var. Şimdi sen sadece Alevi olmakla yetinmiyorsun. Kürtsün, Alevisin. Şimdi bunun yarattığı, hani bu inancın ve kimliğin yarattığı bir şeyle başlıyorsun yani. Nasıl söyleyeyim? Bir eksiyle başlıyorsun. Karşı köylerin, diğer köylerin sana bir bakış açısı da farklı. Şimdi diğer tarafta
diyor ki ben Türk'üm, o Türk. Karşı ben Sünni muhalleviyim. Devletin yıllardır uyguladığı politikada zaten insanlardan hani böyle bir şey biliyor ama çok büyük bir kayıp. İnsanlar hani 50-60 yıldır, 70 yıldır yani bu köyü ilk gelen benim babamın dedesiymiş. Evet, gazeteci arkadaşımız Erdal Alıçpınar'la dolaşırken kendisi zaten yurt dışında yaşıyor, köyünde. Ve oradan geldi, depremden hemen sonra kendi köyüne geldi. Biz de burada karşılaştık. Özgür Politika'da çalışıyor Avrupa'da. O yüzden hem köyün durumunu bize net bir şekilde özetledi. Hem de ev ev bize nerede neler olduğunu, kimlerin yaşadığını, yaşamını yitirdiğini anlattı. Bu köy en fazla depremden etkilenen köylerden biri. Belki de en fazla etkilenen köy. Çünkü köyde yaşayan hane sayısı da çok fazla. O yüzden burada can kaybı da, evet, 120 hanenin 68'i yerle bir olmuş. Diğerleri de yaşanılacak durumda değil. Zeynep Uşağı, küpeli Zinkon. Kız. Zinkon. Diğer adıyla Zinkon. Zinkon. Zeynep Uşağı'nın yani uşak kelimesini kimse kullanmak, evet, istemiyor. O yüzden de evet, biz buradaki durumu sizlere gösterdik. Ne yapıyorsunuz gençler? Ya eşya çıkaracağız da bir türlü çıkmayalım. Evet. Karizma da kalmadı. Evet, Zinkon'da bir de Hatice Ana Türbesi varmış. Böyle onu da sizlere gösterelim ve Küpeli Kız, Zinkon ya da diğer ismiyle Zeynep Uşağı köyündeki videomuzu da tamamlayalım. Burası köyün mezarlığı. Tabii bu köyde yeni açılan mezarların tamamı. Şurada mesela 4 kişinin yeni mezarları var. Görüyorsunuz burada yine 2 kişinin, 3 kişinin, özür dilerim, 2 kişinin açılan mezarları var. Hemen orada bir mezar daha var. Bunlar burada yaşamını yitirenlerin, hem Küpeli Kız köyünde hem de Maraş ve Narlı'da yaşamını yitirenlerin mezarları. Burası da tabii Hatice Ana Türbesi hemen köyün girişinde. Ve böylece buradaki videomuzu da bitiriyoruz. Gerçekten burası depremi çok ağır atlatmış, ağır hissetmiş. Neredeyse yıkılmayan tek bir yapı yoktu, sizler gördünüz. Burada tesadüfen karşılaştığımız bir gazeteci arkadaşımızın, Erdal'ın anlatımları eşliğinde köyü dolaştık. Dün çıkarılmış bir buzağını görüntüledik. Bugün çıkarılan iki ineği görüntüledik. Sizlerle paylaştık. Bunlar bu köyde en azından size aktarabileceğimiz güzel haberlerdi. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.